bu algıdır işte, bu algı. Bu algıyı da bozmak için varız. Selahattin Demirtaş bu ülkenin bana göre en iyi liderlerinden biri. Tamam, bitmiştir. Siz 6,5 milyon insana terörist diyorsunuz diye. CHP'li vekil Türk ordusu Katar'a satıldı dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ya bence aslında öyle söylemek istemedi. Ama karşı parti olan AK Parti de bunu artık çok iyi değerlendiriyor. Ama aslında bu şekilde çıkmıştı bu cümle. Nasıl? Bu şekilde çıkmıştı. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin çimentosu. Kurtuluş Savaşı vermiş bir partiden bahsediyoruz. Ama öyle bir partide geldi ki 18 yıldır Türkiye'nin bütün varlıklarını sattı. 5 tane maske bile dağıtamadı. Neden onu tartışmıyoruz? Peki Kurtuluş Savaşı vermiş bir parti şu anda HDP ile yan yana olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP de bu ülkenin partisi. Ama daha yakın açıklamalar bakın, yapılıyor bakın, ya. Bu sebepten ülkede, dolayı soruyorum. Bu ülkede ayrım gayrım yapılıyor. Ama benim, sırtımızı YPG'ye benim, dayadık bakın, diyorlar. Bir dakika, benim dedem de Çanakkale'de savaş. Ben Tunceliyim, Aleviyim. Ama şu anki iktidar herkese ayrım yapıyor. Ama şuna sırtımızı bak, YPG'ye dayadık açıklamaları. Nasıl, bunlar önemsiz nasıl mi? Ya bakın, ben Apo'nun YPG mekebimi, ben bu ülkemi seviyorum. Türk bayrağı seviyorum. Bu ülke hepimizi, kimse çıkıp Devlet Bahçeli ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakın o da benim cumhurbaşkanım. Ben oy vermesem de saygı duyuyorum kendisine. Benim de eksiklerim var insan olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız da, sizin de, herkesin de var. Ama bu eksikleri belden aşağı konuşarak... Ama biz konuşmuyoruz ki, onlar kendileri yapıyor açıklamayı. Genel olarak herkes, biri Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu değerlendirerek herkes birbirini belden aşağı vuruyor. Doğru değil. Peki bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bakın, sırtımızı YPG'deydik, Apo'nun heykelini dikeceğiz. Bakın, bunlar normal mi açıklama? Onu bunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben kimseyi tartışmıyorum. Sadece diyorum ki herkes birbirini belden aşağı vuruyor. Çok ayıp bir şey. El alem uzaya gitti. Biz halen yayayız. Kusura bakmayın. Bakın ülkede 5 tane maske dağıtamadık. Enflasyon almış başını gidiyor. Herkes işsiz, her yer kapalı. İşi gücü bırakmışız CHP. 18 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti. Devlet neden onu tartışmıyoruz? Devlet 5 tane maske bakın, dağıtırken fakat Almanya'da bakın, maske fiyatı 50 euroydu. Neden AK Parti'yi tartışmıyoruz? Parti sanki mi? İktidarda CHP mi var şu anda? Yok. Belediye bu, yönetimlerinin bazılarını... Şu anda başarısızlık AK Parti'nindir, CHP'nin değil. Kusura bakmayın, gündem değiştiriliyor bu ülkede. Yani dedim ya, şimdi sen AK Partisin, ben CHP'lim, o Fener, Galatasaray, Beşiktaş olayına çevirmişiz. El alem uzaya gidiyor, biz ya yarın Göktürk öbür gün böyle bakacağız. Göktürk uydusu çıktı, Göktürk 2 de çıktı. Ya şimdi hocam, 5 tane maske dağıtamadık da boş ver. Yalnız devletimiz 5 tane maskeyi bakın, dağıtırken Almanya'da bir kutusu 50 euroydu. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Bu iktidar neyle geldi? Ekonomik krizle değil mi? Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, rahmetli Mesut Yılmaz döneminde. Doğru mu? Bu hükümet gene sandıkta barışla gitmeli herkes için. Ve gitmeye de yakın bana göre. Neden? Karnesi sıfır benim gözümde. Ben cebime bakarım arkadaşım. HDP diyorsun. HDP 6,5 milyon oy almış bu ülkenin partisi. Seçmenlerinden bakın, bahsetmiyoruz dolaşın, ama. Dolaşın bakın, HDP'li var orada. Ya parti insana... yöneticilerinden bahsediyoruz. Bakın ben şunu söyleyebilir miyim? Hem diyorsunuz ki Cenab-ı Allah'ın yarattığı kulu yarattığı için ben seviyorum diyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Ama kalkıp bugün siz mikrofon bir genç arkadaş, en az üniversite mezunusu bu işte telefonu mikrofon uzatıp HDP, ya HDP'li de bu ülkenin insanı. Saadet Parti'nin ama bu sırtımızı ise... YPG'ye dayadık diyenle normal bir vatandaşı aynı kefeye mi koymalıyız, yani bundan mı bahsediyorsunuz? Bakın, o da vatandaş, o da vatandaş şimdi, mı diyelim? Bakın ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sırtını nereye dayadı dayamadı onu bilemem. Sırtını bu ülkede başka partilerde bir şey. Bugün mafya babasına sırtını dayayanlar da var. Koskoca ana muhalefet başkanı Ankara'da şehit cenazesinde bir gece konduya sıkıştırılıp Sivas olayları gibi yakılmaya çalışıldı. Peki neredeydi bu insanlar? Bir mafya babası koskoca ana muhalefet başkanını tehdit etti. Neredeydiniz? Ya geçelim bunlar. Bunlar hoş şeyler değil. Pekala. Aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanı da yapılsa karşıyım. Demokrasi, yani ona da yapılmasın. Kötü laf ona da kullanılır. Sonuçta o insan da 21 milyon oy almış. Siz herkesi yani, normal bir herkes insan, herkes eşit olmalı. Vatandaş. Aynen öyle. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yanlış da şurada yani, biri laf söylese de yaptığın ayıp. Tamam, devletimizin herkes ve vatanımızın bekasına laf ediliyor. Buna nasıl ya, bir cevap vereceksiniz bakın, diyorum. Ama burada da o da boş verin diyorsunuz. Hani boş verin o zaman, demiyorum bakın. Buna bir açıklama yapabilir miyim? Kınayabilir misiniz? Ben de diyorum misiniz ki siz bu... Apo'nun heykelini dikeceğim diyeni bakın, kınayabilir misiniz? Ben de şunu söyleyebilir miyim? Böyle söyleniyor. Fakat ben iyi hatırlıyorum. Habur sınır kapısında
çadırlar kuruldu, adliyeler kuruldu. Orada birçok insanlar aklandı. Dolmabahçe'de gizli görüşmeler oldu. Mengi Mengi diye içeriye girdi. Ondan sonra Norveç Oslo'da gizli görüşmeler oldu. Bunu yapan AK Parti'ydi. Sayın Cumhurbaşkanım, bakın bir karınca dahi oynayamaz Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadı. Ne oldu? Bu görüşmeleri yaptılar, şimdi de kötülüyorlar. Tek bir şey sorabilirim. Bana göre yanlış. Son bir soru soracağım. Evet. Ben Selahattin Demirtaş'ı Apo'nun heykelini dikeceğiz diye kınıyorum diyebilir misiniz? Bakın ben şunu söyleyeyim. Selahattin Demirtaş bu ülkenin bana göre en iyi liderlerinden biridir. Tamam, bitmiştir. Çok teşekkür Benim ederim. Benim görüşüm bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşüm bu. Çok sağ olun. Çok Aynen. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşme. Oy alan seçmene lafımız yok. Zaten Aynen. çarptırılıyor böyle. Zaten direkt seçmene hemen siz 6,5 milyon insana terörist diyorsunuz diye televizyonlarda bas bas bağırılıyor. Kimse o insanlara bir şey demiyor. O insanların yöneticileri PKK'ya, o insanların yöneticileri ama PKK'ya eğer yardım Bakın, yataklık yapıyorsa... Ben o partili değilim, ben içine yok, de girmedim. Yok, olmayabilirsiniz. Ama zaten en tehlikelisi de bu zaten. Çok teşekkür ederim. Bu iktidarda çok yanlış işler oluyor. Olabilir, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, yani şuraya geleceğim. Bunu bir bırakın abi. Yok 6,5 milyon HDP'liye sen nasıl bunu dersin? Kimse ona bir şey demiyor. Benim pazardaki Kürt abimden ben elma alıyorum, o fırından ekmek alıyor. Hepimiz aynı millet olarak büyümüşüz. Osmanlı'da da daha öncesinde de şimdi de. Yani biz HDP'nin başındaki o teröre yardım ve yataklık yapan kayyum atanan Mardin, Van ve Diyarbakır'daki eski başkanları biliyoruz. Suruç katliamlarını biliyoruz değil mi? Veya Selahattin Demirtaş'ın yok oradan mal mal bakacaksınız diye açıklamalar yaptığını biliyoruz. Yani bu açıklamalardan sonra nasıl gelip de sen bunu, bu algıdır işte, bu algı. Bu algıyı da bozmak için varız. Evet, Kanal Türkiye'de ben Mert Armağan. Bir sonraki programda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hayırlı günler.